Vallahi benim fikirlerim ilk başta bu mülteci sorunu. Bir tane mülteci istemiyorum ülkemde. Ben bir vatandaş olarak istemiyorum. Yani ne derse desinler artık diğer isteyen insanlar. İlk başta onların gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum ki hiç gideceğini de zannetmiyorum. Yollayacağını da zannetmiyorum bu hükümetin. Yollayacağız diyorlar ama sanmıyorum. Seçimden sonra göndereceklerini, kademeli olarak göndereceklerini söylüyorlar. Hayır, hep öyle söylüyorlar. Hep bunu söylüyorlar. 25 yıldan beri söyledikleri bu seçimden sonra. Hep seçimden sonra. Seçim sonrası unutuyorlar. Vatandaşı unutuyorlar. Ya ben çok şey söylemek istiyorum ama boş verin. Çok teşekkür ederim. Boş çok sağ olun. Söylesem Silivri Soğuk diyeceğim artık. Silivri artık şey olmuş. Kaliberli. Silivri Soğuk dermişim yani. Emekli diyorsun hani geçiniyor mu? Geçinemiyor yani. Ne bekliyordunuz abi emeklilerde? Ne bekliyordunuz, ne oldu? Ya emekliler beklediğimiz gibi olmadı ki yani. Olmadı. Eskiden biliyorsunuz emekliler asgari ücretin altında maaş almıyordu. Şimdi ücretin üstünde alıyorlardı. Benim babam emekli oldu, asgari ücretin üstünde aldı. Tabii bundan 10 sene. İşte altında almıyordu. Adam arsa aldı, araba aldı altına, ev aldı. Şimdi bir ben emekli oldum. Oğlum var, evlendireceğim. Vallahi düşünüyorum nasıl evlendireceğim. Nasıl yapacağım? Biz şu an bekarız abi. Evlenemiyoruz ya. Çocukların yani geleceği çok sıkıntı. Abi şu an arkadaşı evlendirirsen. Bir yer olmuş en kötü ev 3 milyon. Şu sistemde hayatta evlenemezler. Evet, nasıl bir gelecek? Kiraya çıksa geçinemezler abi. Nasıl bir gelecek kuracak çocuklar? Benim çocuğum 2 üniversite bitirmiş çocuğum. Şu an evde oturuyor öyle diyeyim yani. 27 yaşında evde oturuyor şu anda. Ben bu çocuğumu nasıl evlendireceğim? Nasıl bir gelecek vereceğim bu çocuğa? Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, doğru. Kim getirdi? Biz getirdik. Bizler. Ama ben getirmedim. Peki. Ben getirmedim, başka bir şey. Bir dakika. Seni ona oy vermemiş olman seni kurtarmaz. Bu adamları neden seçiyoruz da hep böyle bizi kazıklıyorlar? Açıkça söyleyeyim. Çünkü bugün mesela şimdi bu adamı gönderelim. Bunun yerine kimi getirelim? Abi değilsin. Kim otosuna biri gelecek, 5 sene kalacak. Beğenmedin mi? Göndereceksin abi. Eskilerle değil miydi? Birisi getiremeyeceğiz diye bunu mu çekeceğiz? Hayır. Ha şimdi oldu. Şimdi bakın eskiden nasıldı? Beğenmedin mi ne oluyordu? Millet eylem yapıyor, toplanıyor, gönderiyordu adamı. Değil mi? Meselesi, kapitalizmi beğeniyorsan bunlara çekeceksin daima. Çünkü senin sermayen yok. Ve var olan sermaye de bunun sayesinde sattılar. Evet. Bu memleketin sermayesi hiç yok. Kapitalist sistemde böyle. Mustafa Kemal salak mıydı? Devletçilik istedi de kapitalizmi yani liberal ekonomiyi kabul etmedi. 1912'de Prens Sabahattin'in... Ya bu kelimeyi kullanmasaydın keşke Mustafa Kemal. Kullanırım canım. Hakaret değil ki o. Hakaret ondan büyük adam dünyada yok. Hakaret abi ya. Hayır, o kelimeyi kullanmayacak abiciğim. Hayır. Atatürk'e o kelimeyi kullanamayız. Kullanmaz değil mi? O kelime kullanılmaz. Etmedi ama adam. Mustafa, sen o kelimeyi Mustafa kullanmayın Kemal, abicim lütfen. Bunlar niye yapmadı diyor adam. Babasına, atasına insan hakaret edemez abi. Hakaret ederim ben ya. Menderes'e hakaret ederim. Hain. Sen kime edersen edersin. Atatürk'e edemezsin. Atatürk'e edemezsin. Bakın etmedim ki ben. Edemezsin. Sen etmedim diyor. Kullandığın kelime bakın, yanlış. Bu liberal ekonomi denilen bu sistemi kabul ettiğiniz sürece böyle sürüneceksiniz. Bu sistemde Mustafa Kemal'in çözümüne bakacaksın. Ne yaptıysa abi, onu yapacaksın. Için gitmek için çok zor. Neden? Bunlar yapmaz abi artık. Kim? Bunlar artık cebini düşünüyor. O günkü şartlar yok bugün ya. Vekil. O günkü şartlar onların hepsi bugün. Vekil. Asil kim? Tamam. Asil kim? Vatandaş. Asil vatandaş bizik ama gönderemiyorsun ki. Konuşmayacaksın. Eylem yapamıyorsun ne ki. Eskiden şey yapamıyorsun ki. Engelliyordu. Engelliyor musun? Seçimi yapıyorsun. Nedir engelli? O da parayla yok. Korkuyor musun? Abi, ne dedi sana Mustafa Kemal Bursa'nın tükünde? Bursa'nın tükünde ne dedi? Eğer ki irticayı görürsen hiçbir şeyi beklemeden ne hakimi ne polisi ne de herhangi bir şeyi baltayı kapıp çıkacaksın. Tamam. Ne yapıyorsun sen? Çıktığı zaman kaçıyorsun. Direkt içeri alıyor. Ya öleceksin ya öldüreceksin. İçeri alıyor sen adamı. Ya öleceksin bak. O zamanki devirle bugünü nasıl mukayese edersin arkadaş ya? İzin vermiyor ki adam. Hayır, o zamanki musun? Devirle bugünkü devri nasıl mukayese edersin ne ya? Ne demek ya? Yapmayın ya, bari. Ne farkı var diye. Alacağım baltayı eline çıkacaksın. Yapmayın ya. Devrin ne farkı var hadi ya? Ne farkı var? Sen ne yaptın peki? Anlamadım. Sen ne yaptın bu söylediklerine karşılık şu ana kadar? Ben yaklaşık. Sen hiç Tayyip'ten ceza aldın mı? Mahkemeye verildin mi? Ben verilmiş ben birisiyim. Ben dört kere mi? Dört tane mahkeme var mı adamın? Ben mücadele, bak mücadele yaptığını ispat edeceksin. İçeride kaldım. Efendim? Başkaydı. Ondan değil. Ben sana diyorum ki Tayyip'e karşı ne yaptın? Bak şu biz anda bu söylediğim yetmiyor.
Nerede diyorsun ya? İşte nerede imkanlarımız diyorsun? Dahilinde. Olmaz öyle şey. Nasıl imkan olacak? Sonsuz. Alacağım baltayı, koşacağım sokağa. Sonsuz. Abi, kim AK Parti'yi kafaya vuracağım? Hayır. Olmaz abi, olmaz. Ya o günkü devirler yok. Sen kurumlarını koru. O günkü devirler yok. O gün devirler yok. Artı sen koruyamazsın. Vatandaşın, vatandaş şu anda, bak vatandaş şu anda kanunlara uymaya mecbur. Bitti. Her zaman. En büyük... O zaman ne yapıyoruz? Vatandaş... Madem ki uymak zorundasın, niye konuşuyorsun ki o zaman? İmkanlarım dahilinde diyorum, sen gene anlamadın bir canım arkadaş. Anlamaz olur mu ya? Anlamıyorsun. Kanunlara uyacaksın. Benim imkanlarım, uyacağım. Kanunlara uyarak mücadele edeceksin. Uymayacağım. Sen uymadan ne yaptın diyorum ben de sana. Hadi uymayalım. Efendim, seni benim geçmişimi sorgulayacaksın. Hayır, geçmişini değil, yaptıklarını ben okulda, sorguladım. Ben okulda da içeride kaldım, burada da kaldım. Tamam, kalman fazla konuşmak için istemiyorum. Kalmışındır. Tamam. Bak işte kalman gerektiği için evet, kalmışındır. Aynı. Demek ki bak değişmedi. demek ki evet, yapman gerekeni yaptığın zaman neyin başına olabilir geldiğini gördün. Ama bazıları asıldı. Onlar pişman olmadı. Onlar pişman olmadı. Kurtulsalardı pişman olduklarını söylerlerdi. Asılmasalardı. Anlamadım. Öyle mi zannediyorsun? Asılmasalardı öyle söylerlerdi. Pişman asıl onlar gibi insanlar yenmez bak. Dedi kişiler Hürriyete karşı geldikleri için asıldılar. O adamlar din ve devlet işlerini ayırmak için, ayırmamak için karşı kaldılar. Senin asılan adamlar dediğin insanlar Atatürk'e karşılardı. Atatürk'ünü cumhuriyetine karşılardı. Deniz Gezmiş Yet. Ben 60'lar ve Sinan bahsetmiyorum. 80 darbesinden bahsetmiyorum. Ben cumhuriyet kurulurkenden bahsediyorum. Onlar zaten hain ya adamlar. Laiklik ilkesinden savunuyorum. Ben bugün okuyorsam Atatürk sayesinde okuyorum. En basitini söyleyeyim. Ben bugün dershaneye gidiyorsam, oraya gidiyorsam, buraya gidiyorsam benim çarşı. O dönemde asılanlara eğer konuşuyorsan bugün onu asılan o kişiyi Tuncer'in göbeğine diken adamlar aday oluyor ve ona oy veriyorsunuz. Fazla konuşmayın. Ben o adama da aday olmam, oy da vermem. Ben benimle siyasi görüşüm var ne bir şeyim ben. 18 yaşındayım. Ben bugün Kemal'e karşı gelenleri Aslıdan Mustafa Kemal onları ne Diyarbakır'da ne de Tuncer'de yaşatmayacaklar. İster İstanbul'da alsın, ister İzmir'de alsın. O adam Atatürk'ün cumhuriyetine karşı geldi. Aslı. O adam tamam, benim özgürlüğüme zaten karşı geldi. Evet. O adam benim evet, cumhuriyetime karşı geldi. Evet. Ben ondan bahsediyorum. Ben o de başkasından bahsettim. Zaten. Ama o adam yaşamayı hak etmiyordu. Ben çünkü benim yaşamamı istemiyordu. Aynen. Çünkü o kadının yaşamasını istemiyordu. Deniz Gezmiş'i karıştıramazsınız. Çünkü Deniz Gezmiş'le alakası yok. Bugüne gelelim. Bugün de ben 18 yaşındayım. Benim üniversite derdim var. Niye asıldı? Konuşma. Ben Deniz Gezmiş'ten bahsetmiyorum. Ben şu an kendi geleceğimden bahsediyorum. Ben geçmişten bahsetmek de istemiyorum. Geçmiş geçmişe kaldı. Evet doğrudur. İnsan geçmişini bilmeden geleceğini kuramaz. Doğrudur. Ama ben şu an kendi geleceğimi kurmak istiyorum. Tamam mı? Ben üniversite okumak istiyorum. Ben bir dershaneye 40 bin lira para veriyorum. Ama bu neden? Devletin ekonomisi yüzünden. Bu neden? Devletin kötü. Ben niye tank fabrikamı sattım? Niye o kadar şey var benim, mültecim var burada? Ben niye gece korkarak eve gitmek zorunda kalıyorum? Ben niye 7 tane kadını öldürtüyorum? Ben niye 7 tane kadın öldürüyor ve ben hiçbir şekilde hiçbiri senin haber sen anca zaten konumuz siyaset abi evet konumuz bu. Hayır efendim, konumuz ekonomi, konumuz kadın, konumuz cumhuriyet. Her şey bizim konumuz. Hayır. Biz halkız, biz konuşmak zorundayız. Biz o adamı boşuna oraya getirtmedik. O adam bizi korumak, o adam bizim haklarımızı korumak zorunda. İşte korumuyor, işte korumayacak. O adam bizim haklarımızı korumak zorunda. Devletin başındaki adam kimse. Bak ben siyasetle ilgilenmiyorum. Bak Recep Tayyip Erdoğan olur, Kemal Kılıçdaroğlu olur, Özgür Özel olur, bilmem ne olur. Ben Selahattin Demirtaş olur, kim olursa olsun. Hiçbir şekilde benim haklarımı elimden alamaz. Bu birincisi. İkincisi. Benim okuma hakkımı elimden alamaz. Alamaz. Lira vermezsen okula gidemiyorsun. Okula gidiyorum. Ben okula gidiyorum. Tamam. Devlet okulunda okuyorum bak. Ben şu an devlet okulunda okuyorum. Bak. Üniversiteye girmek için niye 40 bin lira veriyorsun? Mecburum. Çünkü benim okulumdaki eğitim güzel değil. Ben okulumda 40 kişiyle okuyorum. Benim okulumda... Devlet okulundaki eğitimi bozan kim? Senin başındaki adam. Senin benim değil. Ben o adamı kabul etmiyorum. Ben tek adamı da kabul etmiyorum. İkiniz de aynı şeyi savunuyorsunuz ama. Tamam işte. Sen o adam Atatürk'e de salak diyemezsiniz demedi, bu arada. Demedi. Hiç kimse de demesin. Haddini bil. Anla önce. Önce konuşmayı anlayın. Salak mıydı ki dedim. Devletçiliği seçti. Liberal ekonomiye gitmedi. Liberale niye gitsin? Liberale giderse olmaz. Liberal ekonomiyi burada kurmak için zaten o Kurtuluş Savaşı'nın önce adam geldi buraya. Prens Sabahattin'in denen köpek liberal ekonomiye
ekonomi kurmak için ihtilal yapmaya kalktı. 1912'de. Dinle. Dinle kızım. Ve bunun temsilcisi, ismini şu anda Satfe diye bir adam. Boşnak, Osmanlı subayı, yüzbaşı, dünyanın en büyük kaçakçısı. Şeyi Türkiye'ye getiren köpek. Onun temsilcisidir bu. Ve bu adam bütün ihtilallerde vardır. Amerika lehine yapılmıştır, İngilizce. Bu adam okuyor. Safet Duruk. Neydi o adam ismi? Safettin. Onu oku. Onu iyi bilin. Olsun. Ve bunun hakkında kitap olmaz. Dünyanın en büyük silah kaçakçısıdır o. Anlamadım. Kitabını çıkarmasınlar o zaman. Onu. Çıkarsınlar. Öğrenin kim olduğunu. Bu adamı İngiltere Nazilerin elinden aldı. Söyleyin onları da öğretsinler. Onu oraya gelsen. Sen şimdi deniz gelmiş olan dedin ya. Safet Lütfü Tozan diye bir bak dikkat et. Liberal şeyi savunuyorsun da bizim ülkemize uygun. Bitti abi onlar işte. Onun hala devam ediyor. Engelliyorlar. Var mı var? Kim engelliyor? Devlet engelliyor işte. Abi bize bak. Şimdi bir çıkalım şurada bir eylem yapalım. Çok teşekkür ederim. Abicim çok teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ederim. Abim sana da çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkürler.